Efendim, Yaşam ve Sağlık'tan herkese, bütün izleyenlerime güzel bir gün diliyorum. Bu haftaki stüdyo konuğumuz kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı, doçent doktor Ender Telli. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim, iyiyim. Epeydir görüşemedik. Evet, bayağı uzun süre yani oldu. Yani çok keyifli bir program yapmıştık burada. Evet. Yani epeydir de benim işlerimin yoğunluğundan dolayı da bir türlü ben de arayamadım. Siz yanılmıyorsam Türkiye'den yeni gelmiştiniz, bir hastane kurdunuz. Evet, evet. Yani Türkiye'den yeni gelmiştim. Bir kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek kliniği kurma aşamalarındaydım. Evet. Epey bir uğraştım. Yaklaşık 2 yıla yakın bir süredir buradayım. Yani Girne'de oturuyorum ama merkez Lefkoşa'da. Ve nihayet aktif hale getirdik, ruhsatlandırdık. 6 ay aşkın bir süredir de çalışıyoruz. Her şey son derece güzel. Kıbrıs çok keyifli. Evet. Havalar ısınmaya başladı. Evet, havalar ısınmaya başladı. Biz çok keyifliyiz. Yani insanlara yararlı olmak için, güzel şeyler yapmak için uğraşıyoruz. Ben hem kadın hastalıkları, hem doğum ve IVF ile uğraşıyorum aynı aşamada. Hani biraz birkaç karpuz oluyor ama sonuçta mesleki tecrübemizle hepsini eritiyoruz. Evet. Yani kadınlar olarak, çok özel yaratıklar. Evet. Doçent olarak galiba Kıbrıs'ta. Yani evet, sağlıkta ciddi anlamda Kıbrıs'ta büyük bir sıkıntı var, bir boşluk var. Kesinlikle. Yani yeni Kıbrıs vatandaşı olarak da yani bu ülkedeki sağlık politikasında destekte bulunuyoruz kendi çabamızla. O son derece önemli. Bakanlığın son işte sağlık turizmi adı altında çalışmaları var. Kıbrıs'a sağlık turizmi anlamında, ciddi anlamda yatırımlar gerekiyor. Biz onun bir ayağı olarak ciddi anlamda da force ediyoruz. Kıbrıs'ın yerleşik insanlarına hizmet vermeye başladık. Çok güzel şeyler yapılıyor. Son derece keyifli. Yani burada olmaktan çok mutluyuz. Özellikle şu an dışarıdaki olan hava inanılmaz bizi motive ediyor. Evet. Tabii bayağı soğuk günlerden sonra nihayet Kıbrıs'a bahar geldi. Evet. Hemen sorularımıza geçelim isterseniz. Tamam, nasıl isterseniz. İzleyenlerimizi de bekliyorum. Bu arada hatırlatmak istiyorum, ben bizler Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Canlı yayına bağlanabiliyoruz ve Twitter'dan da bizlere mesaj atabilirsiniz. 42-24'de de sorularınız varsa tabii ki Ender Bey sizlere sorularınızı yanıtlayacak. Şöyle başlamak istiyorum ben hemen. Kadın doğurganlığını, tabii ki tüp bebeği konuşacağız ama ilk öncesinde kadınların doğurganlığını etkileyen faktörler nelerdir? Evet, yani günümüzde belki de en önemli şey artık hani bir 30-40 yıl önce genelde 20'li yaşlarda 19-20 veya 21 yaşındaki bir genç kız evlenmediğinde, hele 23-24 yaşına geldiğinde evde kaldı filan deniyordu. Ama artık hanımlarımız önce kariyer yapıyorlar. Yani hayatlarını, kendi mesleki geleceklerini sağlama bağlıyorlar. Evet. Genelde üniversite tahsil olanları son derece yüksek. Bundan dolayı da çocuk olayını hani evlenmiş olsalar bile 30'lu yaşlar ve sonrası düşünüyorlar. Daha önceden şöyle bir şey var değil mi? 30 yaşına kadar evleneceksin ve 30 yaşına kadar çocuk yapacaksın. 30 yaşından sonrası için çocuk yapmak riskli yani, diye söyleniliyordu yani genelde. 30 yaşına kadar 3-5 çocuk yapıyorlardı zaten. Evet evet, ondan ama dolayı zaten. Ama yani bazen görüyorum çünkü 35-36 yaşında işte kızı evlenen, oğlu evlenen hanımlar var. Evet. Yani o yaşlarda daha yeni çocuk sahibi oluyorlar. Öncelikle hani hayatı daha çok tanımak istiyorlar. Evliyse eşiyle işte belli bir dönem en azından hani evliliğin keyfini çıkartmayı düşünüyorlar. Ne zaman ki artık sosyal baskı kesinlikle oluyor zaten o. Hani birini evlendirin. Ben bazen düğüne gittiğimde hep şöyle takılıyorum eşime. Diyorum bir sene sonra falan diyorum. Herkes sormaya başlayacak. Çocuk düşünüyor musunuz? Niye olmuyor? Doktora gidiyor musunuz? Yani hani o toplum baskısı ciddi anlamda düşünülmeyen bir şeyi bile acabalar haline getirebiliyor. Ama yine de bunu çok rahat aşıyorlar zaten. Evet. Ve genel anlamda baktığımda ben gebelik takibi yaptığımız hastaların çoğu 30 yaş ve üzerinde.
Yani ben 19-20 yaşında hani çok genç bir hanımın gebelik takibini yakın dönem içerisinde yapmadım. Yani bu doğurganlığın biraz geriye atılmış olması. Şu an hani hayatta hani doğal gıdalar, organik gıdalar dediğimiz bir tür gıdalarımız var. Bir de çok da doğal olmayan gıdalarımız var günlük tükettiğimiz. Yani beslenme stilimiz, beslenme şeklimiz, dışarıdan aldığımız gıdaların çok sağlıklı olmaması gibi bir sürü faktörler, işte iş hayatında yaşadığı stresler, günlük hayat içinde yaşadığın stresler, beni buraya gelmek için yaklaşık bir saatten fazla harcadığım stres. Evet, evet. Yani bunların çoğu erkekte erkek üreme hücresinin miktarını azaltıyor, hareketini azaltıyor. Bir bayanda ise direkt olarak işte menstrüel siklus düzensizlikleri yaratıyor. Yumurtlama bozuklukları yaratıyor. Ve süreyen olduğunda da yani insanlar maalesef ki ben de dahil olmak üzere yani sağlıklarını çok yakından takip etmiyor. Hani belli bir yerde çok ciddi anlamda bir ağrı duymadığı müddetçe. Bu olay da tamamıyla bu şekilde gidiyor. Sıkıntı yani istedikleri zaman yani genel olarak toplumun genel beklentisi de şu. Ben çocuk sahibi olmak istiyorum dediği andan itibaren de şuna inanıyor ki ben o ay gebe kalacağım. Yani bu beklentiyle başlıyor. Birinci ay bekliyor. Olmayınca neyse diyor, olmayabilir diyor. Bir sonraki ay deniyor. Ama ne kadar süre beklemeleri gerekiyor? Yani normalde evli çiftlerin 35 yaş altındaysa hanımefendi bir yıllık süre içerisinde korunmadan beklemeleri gerekiyor. Hiçbir sorunları yokken evet, tabii ki evet, değil mi? Tabii tabii. Yani belli olan daha önce tanık olmamış bir sorunları yoksa kadın veya erkekte bir yıllık süreyi geçirecekler. Yani bu bir yıl içerisinde eğer gebelik olmaz ise o zaman yani yine böyle apar topar bir sürü şey yapılmayacak. Ne yapılacak? İşte hanımefendinin muayenesi yapılacak. Hormon tahallerine bakılacak. Belki gerekiyorsa rahim filmi çekilecek. İşte erkeklerin işi bu konuda daha kolay. İşte bir sıvı örneği verecekler ve o incelenecek. Ben aslında önüme gelen bütün genç hanımlara şunu söylüyorum. Hani evlenmeyi düşünüyorsanız lütfen diyorum beyefendiye bir sperm tahlili yaptırın. Evlenmeden önce. Tabii tabii muhakkak görsünler onu. O son derece önemli çünkü. Ama bu defa erkekler de bayanlardan istemeyecek mi? Yani şu var hani şunu çok net söyleyeyim. Yani adet kanaması olan bir kadının çocuk sahibi olma şansı son derece yüksek. Onu soracağım yani. Ama bazen öyle bir şey oluyor ki adet kanaması düzenli giden bir bayan çocuk sahibi olamıyor. Onun nedeni ne oluyor peki? Yani o şeyle bağlantılı. Bazen hani genetik yumurta kalitesinin bozukluğu olabiliyor. İşte bazen işte yumurtlama yani düzenli kanaması olsa bile yumurtlaması olmayan siklusal geçirebiliyor. Yani her düzenli adet gören kadın düzenli olarak yumurtlama anlamına gelmiyor. Evet. Yani dışarıdan bakıldığındaki olayla içerideki çok daha farklı oluyor. Bazen birkaç ay adet görmedikten sonra bakıyorsunuz bir şey olmaz diyor, pat diye gebe kalabiliyor. Yani onun için hani başlangıçta aslında yani bütün Uygar ülkelerde hem kadının hem erkeğin tahlilleri yapılabiliyor. Hani evlilik kararının başlangıcında bu son derece önemli bir karar çünkü. Evet. Bakılması lazım. Ben Türkiye'de çalışırken öyle vakalarla karşı karşıya geldim ki yani genetik olarak yani çocuk doğurma yeteneği olmayan işte hanımların evlendirildiğini gördük. Hakikaten büyük sosyal yaralarla karşımıza geldiler. Onun için ben hep şunu söylüyorum, özellikle kız annelerinin yani kızlarını muhakkak işte adolesan dönemi dediğimiz şu başlangıç adet görme döneminde bir kadın doğum uzmanına götürüp bir muayene ettirmiş olması, abdominal yapılan bir ultrasondaki burada son derece. Burada zaten annenin önemi çok, çok önemli. Daha fazla değil çok mi? Önemli, kesinlikle. Yani tamam bir genç kız tabii ki artık adet doğma evet. dönemine girdi. O dönemlerde zaten annelerin neler yapmasını bence çoğu anne bilmiyordur. Evet. Ondan dolayı da çok korkunç bir olay karşılanıyor. Daha sonrasında kızları tabii ki anne olmalı olasılığı da olmayabiliyor. Evet. Bu durumda onlar için neler önerebilirsiniz anneler için?
Yani kız tabii ki bilmiyor. Sonuçta evet. Yani ilk defa yaşıyor ve korku içerisinde de oluyor tabii ki. Ve işin enteresan tarafı da yani buna da hazırlanmıyor. Evet. Yani bir genç kız buna oluyor. Hazırlanmıyor. Yani hani o döneme hazırlanmıyor. İnanılmaz kötü bir travma yaşıyor. Yani başlangıç döneminde. Yani ciddi anlamda psikolojik bir travma. Yani kadında kanamanın başladığı dönemle bitiş dönemi de travma. Yani menopoz dönemi de bir travma oluyor. Yani o düzenli sikluslar bir anda kaybolunca da yaşadığı da travma oluyor ama hani bir genç kız annesinin yani kızının o dönem geçirdiği değişiklikleri işte çok sıkı takip ederek ne olabileceğini, neler yaşayabileceğini, bu yaşadığı şeylerin hepsinin doğal olduğunu, fizyolojik olduğunu, yani etrafında gördüğü her insanın bu süreci geçirdiğini düzgün bir dille anlatabilmiş olsa, yani o iletişimi kurabilmiş olsa, o yaşayacağı travma çok daha düşük olacaktır zaten diye düşünüyorum. Zaten okulda da görüyorlar ders olarak. Kesinlikle, tabii dersler de görüyor ama yani yani ben çoğu Avrupa ülkesinde biliyoruz, yani toplantılar yapılıyor. Başlangıç dönemindeki o yumurtlama bozuklukları döneminde yani bir kadın doğum uzmanına getirildiğinde düzenli mesela doğum kontrol hapları verilebiliyor. Kullanıyorlar. Ama maalesef Türkiye'de hani Kıbrıs o konuda biraz daha şey gelişkin, yani fikir ve düşünce anlamında. Evet. Daha bir yani Türkiye'nin geneline göre çok daha gelişkin. Hanımlarımız da öyle zaten. Evet. Şu çok önemli, yani burada yapılması gereken son derece önemli bir karar var. Ben hep Türkiye'de söylüyordum, maalesef kadın doğum uzmanlarını bir kadın genelde evlendikten sonra görüyor. Yani sanki bir şey var, yasak var, hani uzmanın kapısında evlenmeden buraya girilmez diye, yoksa girilebilir. Yani adolesan jinekolojisi vesaire filan bir sürü şeyler var. Yani bunu kafadan kaldırıp eğer bir genç kız, okula giden genç kızın bir çantasında doğum kontrol hapı varsa bunun tamamen işte sağlıklı bir nedenden verileceğini düşünme yapısının olmuş olması lazım toplumun. Çünkü genel düşünce yapısı da son derece kötü. Hani böyle bir ilaç kullanıyorsa acaba neden kullanıyor? Neden, evet, kullanıyor. Neden kullanabilir? Acaba bir şeyler mi var vesaire vesaire. Yani biraz daha şey olmamız lazım, kendimize barışık, yani toplumun bilinçli olmuş olması lazım bu konuda ki çok daha böyle gelişkin, yani çok daha önemli konulara artık kendimizi motive etmemiz lazım ama belli saplantılarda maalesef kalıyoruz. Evet, peki şimdi kadınlarda miyomlar oluyor, evet. Onların olma sebepleri neler? Yani tüplerin tıkanmasından dolayı mı? Ya daha doğrusu miyomun, evet, anlamı ne? Evet. İlk önce onu bir öğrensek. Şimdi kadının rahiminin etrafında, yani rahimi bir armut gibi bir organ düşünün. Ha. Yani dışında miyometrium dediğimiz bir kas tabakası var. Hı-hı. İçinde de endometrial alan denen de şey işte gebeliğin gerçekleştirdiği bir boşluk var. Şimdi miyometrium dokusu içerisinde iyi huylu şeyler oluşuyor. Hani ben diyorsunuz ya, ben tarzı, evet, büyümeler oluşabiliyor. Bunlara biz miyom diyoruz. Yani bu üç tür olabiliyor. Ve genelde belli bir yaşın üzerinde, yani 10 kadından 8'inde gözükebilen. Kansere dönme, dönüşme olasılığı çok 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 zor olan bir olay. Yani tehlikesi yok. Ha şöyle tehlikesi oluyor. Bazen hani bazen çok ufacık bir santim olabiliyor. Bazen 5 santim olabiliyor. Bazen bir çocuk başı kadar büyük olabiliyor. Kist mi peki, yani miyomlar? Kist değil, o bir kas dokusu. Kasın büyümesi. Yani orada bir kitle var. Öyle düşünün. Yani kanlanan, beslenen, yani rahimden beslenen bir kabartı diye düşünün siz onu. Yani nelere yol açıyor? Yani kendisinin bir sıkıntısı yok. Hiçbir şekilde risk çocuk faktörü değil. Çocuk oluşumunda falan bir sıkıntı yani, yaratıyor mu? Yani işte olabilir, şöyle olabilir. Yani üç tür miyom var. Bunlardan bir tanesi rahimin dışına doğru büyüyen miyomlar var. Hmm. Yani rahimin
duvarının üzerinde olan ve dışarı sarkanlar. Bunların genelde en nonspesifik olanları bunlar. Çok büyük bir kitle olmadığı müddetçe kadında herhangi bir şekilde ne çocuk sahibi olmayı engelliyor, ne adet düzensizliği yaratıyor. Yani kitle çok büyüdüğünde bir bası nedeniyle veya normal jinekolojik muayene sırasında ultrasonda çıkabiliyor. Evet. İkinci tür miyomlar rahim duvarı içinde olanlar. Yani rahim duvarına yerleşiyor. Genelde şey gibi, ufak yumurta gibi bir şey düşünün. Ve orada bir kalınlaşma yapıyor. Bu eğer çok büyük olursa kadında bazen adet düzensizliğine, işte adet kanamasının çok olmasına veya ara kanamalara yol açabiliyor. Üçüncü türü de direkt rahim boşluğuna doğru uzanan miyomlar var. Bu rahim içini kapatıyor. Bu pozisyonda yani eğer çocuk sahibi olmak istiyorsa rahim içini kapattığı için de çocuk sahibi olmayı engelliyor. Yani ne eğer o durumda işte aşağıdan bir aletle histeroskopi dediğimiz bir cihaz var. Evet. Rahim ağzından girilerek özel bir makasla o işlem yapılabiliyor. Dışarı alınabiliyor. Zor değil yani. Yani son derece kolay operasyonlar. Evet. Yani dışarı büyüyen de kolaydır. İşte duvardaki özellikle önemli. O genelde şey gibi düşünün, hani portakal kabuğu gibi düşünün. Hı hı. Yani etrafındaki kabuğu çıkarttığınızda pat diye çıkıyor zaten. Ondan sonra onarılıyor. Yani her üçü de çok sıkıntılı şeyler değil. Ama çocuk sahibi olmanıza da engel değil. Değil, evet. Şöyle bir şey var. Bir de o süre ne kadar süre geçmesi gerekiyor ki karşı taraftaki yani evliliklerde eşlerin çocuk sahibi olmaları gerekiyor. Ne kadar süre geçmesi gerekiyor? Yani 6 ay, 1 sene. Yani 1 sene süreyi bekleyeceğiz. Öyle söyleyelim. Yani 35 yaşın altındaki kadınlarda 1 yıl bekliyoruz. 35 yaş üzerinde ise 6 aylık bir süre bekleyeceğiz. Yani birinci yıl doldu, 13. ay, bir kadın doğum uzmanındayız. Evet. Yani veya işte üreme sağlık klinikleri veya tüp bebek klinikleri. Yani tüp bebek klinikleri sadece tüp bebek yapmıyor. Aynen. Yani herkes ne yapıyor? Herkes öyle bir algı var yalnız. Evet, öyle tüp bebek yazınca, evet, tüp bebek buraya yazınca, girdi mi herkese tüp bebek yapılıyor. Olacak. Yani aslında orada yazıyor tabelada, kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek kliniği yazılıyor. Evet. Normal jinekolojik muayeneler yapılıyor, normal gebelik takipleri yapılıyor. Bizde 4 boyutlu ultrason var, bebeğin inanılmaz görüntüleri alınabiliyor. Yani sadece yani üreme sağlığında sadece tüp bebek yapılmıyor. Ne yapılıyor? Hani düşünün mesela bir yılını doldurmuş bir karı koca çocuk sahibi olamamışlar, geliyorlar. Muayeneleri yapılıyor, sperm tahlili yapılıyor, ultrasonları yapılıyor ve deniyor ki hanımefendiye size bir ilaç veriyoruz. Düzenli işte 5-6 günde bir gelin. İlk önce yumurtlama takibini yapalım. Yumurtlamayı sağlayalım ve o dönem ilişki öneriyoruz. Sperm sayısı iyiyse. Bunu birkaç ay devam ettiriyoruz. Yani yumurtlamanın olduğu günü söylüyoruz. Bugün ilişkide bulun diyoruz. Eğer sonuç alamazsak ondan sonra aşılama dediğimiz bir programa geçiyoruz. Evet. Aşılamada ne yapıyoruz? Yani yine yumurtlama için bir ilaç veriyoruz ki genelde bunda iğne veriyoruz cilt altına. Yumurtlamayı takip ediyoruz. Yumurtlama olduktan sonra beyefendiden bir sperm alıyoruz. Yıkayıp temizliyoruz ve son derece basit bir işlemle kadını rahim içine bırakıyoruz. Yani bu merdivenleri geçmesi gerekiyor birinin. Yani önce normal işte ilişki, sonra aşılama. Buna rağmen hala sonuç alamazsa o zaman diyoruz ki yani hani çocuk istiyorsanız size o zaman biz tüp bebek yapabiliriz. Evet. Yani tüp bebek tedavisini siz şimdi hak ettiniz diyoruz. Yoksa böyle bazen çiftler geliyor işte 6 ay olmuş evleneli işte çocuğum olmuyor doktor ben hemen tüp bebek yaptırmak istiyorum. Oturuyoruz, konuşuyoruz, bir sakinleştiriyoruz. Bir de insanlar kolayına kaçtı. Biliyorlar evet, artık evet, rahatlık, yani, tüp bebek de rahatlık oldu insanlar. Sağ olsun hanımlar artık normal doğum yapmayı da unuttular. Ha, hepsi sezaryen olmak istiyor. Kimse normal doğumla uğraşmak istemiyor gibi gibi. Evet, tamam devam edelim isterseniz ama isterseniz bir kısa ara verelim. Tamam. Daha sonrasında devam edelim. Tamam, teşekkür ederim. Efendim Yaşam ve Sağlığa kısa bir ara veriyoruz. Daha sonrasında devam edeceğiz. At home.